arkadaşlar. Ben Nurettin Samadoğlu. Aden Ziya Farsça dersimizin 6. dersine hoş geldiniz. 6. dersimizde yine kitabımızı kaldığı yerden devam edeceğiz. Geçen de bir tane mesaj aldım, mail aldım. Buradan ismini söylemeyeyim, yani reklam olmuş gibi olacak ismi. Bunun için arkadaşa teşekkür ediyorum. Bir de şey yapmış, söylemiş ki hocam kitapta büyük yazılarını değil de küçük yazılarını da okuyarak, anlatarak geçseniz seviniriz demiş. Yani en azından oradan bir kelime, iki kelime aklımızda kalır diye bir talepte bulunmuş. Biz de bu talebini göz önünde alarak artık küçük yazıları da okuyacağız. Mecburen diyeyim yani. Şimdi kitabımız şurasını yazıyor. Hedef. Hedef bildiğimiz hedeftir yani. Türkçede de var. Şunakta nedir? Tanımaktır. Şekil. Şekil şekildir. Avaz, ses. Hondan okumak, naoştan yazmak. Harf, harftir. Şimdi cümleni böyle bütün okuyalım ve manasını söyleyelim yani. Şunaktan şekil, avaz. Hondan ve naoştan harfi si. Şunaktan şekil ve avaz. Hani diyor ki şeklini ve sesini tanımak hedefimiz. Hondan ve naoştan harfi si. Harf senin şeklini, sesini, okumasını ve yazmasını öğrenmektir yani. Tanımaktır. Tam burada kasıt öğrenmektir yani. Hedef budur. Okuyacağız mecbur. Şimdi der resmi bala çimi binit. Yukarıdaki resimde, fotoğrafta ne görüyorsunuz? Der resmi bala çimi binit. Resim nedir? Fotoğraf. Bala yukarı. Çim evini çi soru işareti. Sonra göreceğiz bunları. Gramerde anlatacağım inşallah bunları. Diden şeydir. Görmektir. Çim evini bir de genişlemede ne görüyorsunuz anlamını veriyor. Yani. Osman baki salam tat. Ki de zamir soru zamirlerindendir. Çi de soru zamirlerindendir. Bunları daha detaylı göreceğiz gramerde. Osman kime selam verdi? Osman baki selam dat. Osman kime selam verdi? Şuma baki kesani selam medid. Şuma siz baki kesani kimlere? Çi kesani yani kes kestir bildiğimizde çi kesani kimlere selam medid selam veriyorsunuz. Okuduk işte küçük yazılarını da. Şimdi büyük yazıya geçelim. Si harfinden sevap. Sevap bildiğimiz sevaptır. Selam dadan sevap darat. Selam vermenin sevabı vardır. Selam dadan vermektir. Selam dadan selam vermenin nesi varmış? Sevabı varmış. Sevap darat, sevabı vardır. Osman ba mader gıyas selam dad. Osman mader nedir? Annadır. Osman ba mader gıyas selam dad. Osman Gıyas'ın annesine selam verdi. Süreyya ve Gıyas Baray'a hama selam verdi. Hama herkese. Yani. Süreyya ve Osman herkese selam veriyor. Baray'ı için anlamı veriyor da ama burada a'i kullanabiliyoruz yani şeyinde. Süreyya ve Gıyas herkese dediğimizde a'i anlamını kullanmamız gerekiyor. Hani Farsça böyle bir şeydir arkadaşlar. Yani alt alta tercüme edilmez. Türkçeye göre tercüme edilir. Süreyya Osman Gıyas herkese selam veriyor diye tercüme ettikten sonra buraya da geçeceğiz. S harfinden neler çıkıyormuş? Sevap çıkıyor. Süreyya çıkıyor. Gıyas çıkıyor. Sevap çıkıyor. Böyle bunları bitiştirdiğimizde öyle birinci sınıf olduğu için de bunları biraz şey yapmış. Detayına girmiş yani yazsınlar diye. Hemen bir sayfa atlayalım ne varmış. Faaliyet hay şagirdan. Şagirlerin, öğrencilerin faaliyetleri. Behicayı kelmaha ve avaz harfisi guş feradid. Kelmelerin hicelerine. Behicayı kelmaha kelimelerin hicelerine ve avaz harfisi guş feradid. Guş nedir? Kulaktır arkadaşlar. Ferada da nedir? Vermek anlamını veriyor yani. Dikkat etmek anlamını veriyor. Diyor ki S harfinin sesine, avazına yani sesine
ve kelimelerin hicelerine kulak verin. Dersra bakhanit. Dersi okuyun yani çalışın. Khandan okumak anlamını veriyor. Burada çalışın diye çevireceğiz. Dersra bakhanit siz de aynı şekilde dersi çalışın. Ve harf sira der kelmeha nişan deyin. Yani si harfini, kelimelerin içinde geçen si harfini gösterin diyor. Kelmehayi dersra hicenemude ve harf sira der kitapçahayı hutbinavisi. Kelmehayi ders, derse geçen kelimeleri hecelere ayırın ve si harfini defterinize yazınız demiş. Binavisit yazınız demiş. Azroyi cetvel der kitapçahayı hut maşk kunit. Yani cetvele bakarak, yani azroyi cetvel, aşağıda cetvel vermiş. Buna bakarak işte pratik yapın, yani si harfini pratiğini yapın demiş. Şimdi bunların içindekileri okumamı istemezsiniz herhalde inşallah. şimdi kelmehay hem sada ve hem şekil der kitapçahay hut ba hem vasil kunit. Yani sesi ve şekli aynı olan kelimeleri defterinize, yani kitabı kirletmeyin diyor. Defterlerinize ne yapın? Birbirine böyle vasıl, yani böyle birbirine işaretleyin, yani birbirine vasıl etmek, yetiştirmek, yani birbirine çizgiyle böyle gösterin diyor. Mesela semer meyve anlamını veriyor. Semer isim de var aynı şekilde. Semer meyve anlamını da veriyor. Semer şu, semer. Gıyas da şöyle gıyas. Sahur şu, aylardan birinin ismi. Şimdiki aydan değil de bir sonraki, yani Mart ayından sonraki Ocak ayının ismi sahur diyorlar. Sevap, Süreyya. Şöyle birleştirdik. Artık geçebiliyoruz. Demiş ki bu arada çen kelme ira nam bigirit ki ba harfisi şuruşu da başlayın. Birkaç tane kelime söyleyin ki si harfiyle başlamış olsun yani. Birkaç kelime söyleyin ki o kelime si harfiyle başlamış olsun. Ve saval hayzir cevap bir koyun. Aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diye de tercüme edebiliriz. Cevap söyleyiniz demiş de burada. Osman baki selam dat. Osman kime selam verdi? Galiba Madar-ı Gıyas. Osman Madar-ı Gıyas'a selam verdi. Selam dadan çe ahmiyeti darat. Selam dadan sevap darat. Yani selam vermeyi ahmiyeti nedir? Sevap vardı selam vermeyi diye şey yapıyoruz. Karhonagi, size de ödev veriyorum. Karhonagi ev işi yani. Ödev demek yani. Osman. Osman'mış yani. Karhonagi demiş. Öğretmen verecekmiş demek ki. Bu arada rehberlik etmemiş neyi şey yaptığında. Şimdi arkadaşlar cim harfine geldik. Çok fazla uzatmadan dersi burada bitireyim. Şimdi kadar beğenin dedim. Çok da beğeni gelmedi videolarımıza. Onun için artık İngilizce ile söylüyorum. Likeleyin yani. Yine bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.